Acaba uzaya gidecek ilk Türk kim olacak? Çok merak ediyorum. Ben de gitmek isterim ama bence Mustafa Topaloğlu olabilir. Neden? Neden olacak abi? Adam yıllardır ben uzaylıyım deyip duruyor. Hakkıdır vallahi. Doğru. Yok bence Ajdar olmalı. Neden? Neden olacak? Kendisi çok büyük bir sanatçı. Yıllardır dünyada sürünüyor. Belki uzayda değeri bilinir. Allah Allah. Uzayda da uzaylılara şarkı mı yapacak? Kesin uzaylılardan da konser başına 5 milyon dolar ister abi. Arkadaşlar her şey iyi hoş da gidecek kişinin maliyeti 70 milyon TL'ymiş. 70 milyonu fakir fukaraya dağıtsalardı daha iyi değil miydi ya? Hayırdır arkadaşlar, bu ne kalabalık? İş için eleman mı arıyorlar yoksa? Yok kardeş, ne işi ya? Uzaya gidecek ilk Türk kim olacak, onu seçmelerini yapıyorlar. Yapma ya, kurallar ne peki? Biz de bilmiyoruz kardeş, girince öğreneceğiz. Kardeş madem kuralları bilmiyorsunuz, neden sıraya girdiniz o zaman? Neden olacak kardeş? Burada adam gibi yaşayamadık, belki uzayda rahat ederiz. Doğru söylüyorsun kardeş, ben de engelliyim de ön sıraya geçsem olur mu acaba? Şöyle bir geçsem al, şöyle geçsem. Söyle bakalım, isim nedir, işin nedir? Arif Işık, her türlü halı kilim travel. Bu da kartım. Travel mı? O ne alaka lan? Travel tabii. Ne yapayım abi? Atanamayan 800 bin sağlıkçıdan biriyim. Ben de bu işe girdim. Söyleyin bakalım atanamayan torpilsiz sağlıkçı bey. Ayda kaç kilo et tüketiyorsunuz? Et mi? O ne abi? Biz unuttuk artık öyle şeyleri. Ön elemeyi geçtiniz. Tebrikler. Nasıl ya? Bu kadar mıydı? Evet bu kadar. Burada etin ne olduğunu unutmuşsanız eğer, orada yerleşik hayata geçene kadar açlığa bayağı bir dayanırsınız. Zaten antrenmanlısınız. Sıradaki. Desene biz torpilsizler her yerde aç kalmaya mahkumuz. Vay be. Nasıl? Sorular zor mu? Hiç kasma kendini abi. Muhakkak bildiğin yerden gelecektir. Açlık, işsizlik, dolar, enflasyon, zam ayran. Allah Allah. İsim ne? İşin ne? Sabri Bitik. İşçiydim ama kovuldum. Söyle bakalım Bitik işçi bey. Askeri ücret 4250 TL iken ve her şeye bu kadar zam gelmişken insanlar nasıl geçiniyor sizce? Sen de buna yaşamak mı diyorsun be abi? Biz çoktan ölmüşüz de yaşıyormuş taklidi yapıyoruz. Tebrikler. Ön elemeyi geçtiniz. Sıradaki. Nasıl ya? Hepsi bu muydu? Hepsi bu olur mu hiç? Siz bir durun. Başınıza daha neler gelecek neler. Başımıza ne gelirse gelsin. Artık hiçbir şeye şaşırmıyoruz. Gelsin ne gelecekse. Tuzu kuru olanlar korksun. Tebrikler arkadaşlar. Sizler ön elemeyi geçmiş ve ezilen halkları temsilen uzaya gideceksiniz. Sizler seçilmiş kişilersiniz. Yani? Yanisi şu. Daha çok ezileceksiniz. Hazır olun. Biz her gün eziliyoruz. Bilmediğimiz bir şey söyle. Peki şimdi ne yapacağız? Birazdan belli olacak. Hadi arkadaşlar, şimdi antrenmana başlıyoruz. Uzayda yaşamak çok zor. Tempo! Tamam arkadaşlar, tamam, yeter bu kadar. Az önce haber geldi. Kazanan belli oldu. Kim kazandı? İnşallah ben kazanmışımdır. Bu işe çok ihtiyacım var. Ne işi ya? Bu iş değil ki. Uzaya gideceğiz. Belki dönemeyebiliriz. Hocam alüminyumum yırtıldı. Aman takıldığın şeye bak ya. Bir işim olsun da dönmeyeyim ya. Söyleyin artık. Kim kazandı? Abi eğer sen kazanırsan Türkiye'nin uydusu olabilirsin. Sakin olun arkadaşlar. Kazananı açıklıyorum. Açıklayayım mı? Açıkla. Hemen açıklıyorum. Kazanan kişi bir vekilin yeğeni. Zaten daha önceden seçilmişti. Sorun yok. Ulan madem daha önceden seçilmişti, biz niye buradayız? Bizi niye seçmediniz? Biz niye buradayız? Bu işler böyle. Önce almak istediğini başta alırsın. Sonra hiçbir şey yokmuş gibi seçme yaparsın. Bu işlerin böyle olduğunu biz de biliyoruz ama uzay gibi bir konuda da torpil yapılıyorsa vallahi biz çoktan bitmişiz. Bari bu torpilli işten anlayan biri mi? O bölümü mü okumuş? Yok, hiçbir boktan anladığı yok. Canı gitmek istemiş, onu seçmişler. Torpilli değil mi kardeşim, ne soruyorsun? Gidelim arkadaşlar, gidelim. Bizim hayatımızın en önemli dönemleri birilerinin keyfi yüzünden bozuluyor ya. Ben de buna ayar oluyorum. Hadi. Gidelim abi ya. Acaba diyorum bu uzay aracına gizlice girsem fark ederler mi? Neden? Neden olacak? Belki ben de giderim. Niye gideceksin ya? Ne güzel işin gücün var. O iş öyle değil işte. Başka torpilli birini benim yerime işe alacaklar diye duydum. Vay be. Desene bu saatten sonra hiçbirimizin garantisi yok öyle mi? Yürü.